Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman merakla beklenen 143. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Gelen fragman ile artık büyük olayların başlayacağı, Osman Bey'in zorlu bir mücadele içine gireceği anlaşılıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Osman Bey prenses Maria üzerinden neyi hedeflemekte? Yeni gelen Moğol Emiri neler yapacak? Bugünkü videomuzda bu konulardan kısaca bahsedelim. Tarihte de böyle bir olay gerçekten var arkadaşlar. Osman Bey'in fetihlerinden bıkan Bizans İmparatoru Andenenakos çareyi Moğollar ile ittifak olmakta buldu. Bunun için İlhanlı Han'ı Olcay Tuhan'a kardeşi Mari ile evlenmesi için teklif götürdü. Bunun karşılığında Olcay Tuhan da Osman Bey'e karşı 40 bin kişilik ordu gönderip onu yok etme sözü verdi. Bu habere sevinen imparatora en iyi karşılığı Osman Bey verdi ve Mekece, Geyve ve Lefke kalerini fethetti. Moğollar evlilik ile iki ülkeyi ittifak yapmak istedikleri zaman illa gelen geleni han ile evlendirmez hanedan mensuplarından biriyle evlendirirlerdi. Burada hanın tutumu önemli. Fragmanda Prenses Maria'nın Göklü Han'a gelin olarak gelmesi Olcaytu Han'ın evlenmek istememesinden kaynaklanmakta. Osman Bey Prenses Maria'nın konvoyunu yolda vurup prensesi kaçıracak. Zaten Prenses Maria da bu evliliği istememekte ama abisi İmparator Kos tarafından zorla gönderildi. Bu prenses yakında Konur ile evlenirse hiç şaşırmayın. Gelinin kaçırılması üzerine deliye dönen Göklü Osman Bey'e saldıracak. Artık Moğollar eski gücünde değil ve Osman Bey de bunu çok iyi biliyor. Osman Bey aksakalların da desteğini tam olarak aldı ve Moğollar ile çetin mücadele içine girecek. Ama bu mücadeleyi artık devlet olarak sürdürecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.